Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Suat Mekke 99. kısım 116. bölüm. Kanaat ve sırları hakkında. Kanaat senin girdiğin bir kapı. Kendisine hizmet ettiğin için umutlanan kişi olursan Günlerin sana doğadan verdiği nimetle kanatkar ol. Fakat bütün yaratıkların malı senin elinde bile olsa onların verdiği nimetle kanatkar olma. Herkes nimetten sadece kendi lokmasını yer. Bize göre kanaat fazlasını talep etmek sizin elde bulunan ile yetinmek demek değildir. Hazreti Eyüp saygın bir peygamberdi ve hakkında o ne güzel kuldur denilerek sabrı övülmüştü. Bununla beraber o çektiği acının kaldırılması için dua etmiş ve Allah da acısını kaldırmıştı. Allah böyle bir peygamber olan Eyüp'e altından bir çekirge sürüsü gönderdiğinde elbisesiyle onları toplamaya başlamış. Allahu Teala ise ben seni bundan müstahane etmedim mi deyince Eyüp Rabbim ben senin verdiğin iyilikten müstahane kalamam demişti. Eyüp'ün böyle yapmasının nedeni bulunduğu halinin gereği bile olsa bu bizim kastettiğimiz şeydir. Bu davranışında kendisine uyulsa bile Hazreti Eyüp yapmanın yapmamaktan Allah'a daha yaklaştırıcı olması nedeniyle böyle davranmıştı. Hazreti Eyüp Allah'ın hidayet verdiği ve peygamberine de onlara uymayı emrettiği kimselerden birisiydi. Bize ise sizin için Allah'ın peygamberinde güzel örnek vardır buyurdu. Bize göre kanaat dildeki anlamıyla alınmalıdır. Bu ise istemek demektir. Kanaat kelimesinin faili olan kani isteyen demektir. İstek ise başkasından değil Allah'tan yapılır. Dilde kana yaknau kanaun istedi anlamında kullanılır. İsteyen dilediğini Allah'a yükseltendir. Bu ise kıyamet günü Allah'ın zalimler hakkında söyleyeceği başları muknidir ayetidir. Başka bir ifadeyle onlar başlarını Allah'a kaldırır ve günahlarına karşılık bağışlanma talep ederler. İki tanım bir hususta bir araya gelmiştir. Bu da Allah'tan dilekte bulunanların isteklerinde onunla kani oldukları yani ondan istedikleri ve başkasına yönelmedikleri ve sadece ona yöneldikleridir. Onlar başkasına yönelmemiştir. İşte bu kanaatin tanımı hakkında büyüklerin mevcut ile ki Allah'tır yetinerek fazla istemekten geri durmak şeklindeki tanımlarıdır. Fazlası ise isteğinin Allah'tan başkasından istemesidir. Yaratıklar Allah'ın yoksullarıdır. Başka bir ifadeyle onlar Allah'a muhtaçtır. Allah'tan başkasından isteyen kimse kanaatkar değildir ve öyle birinin başarısız ve mahrum olmasından korkulur. Çünkü isteyen kişi istediği kimseye eğilir. Allah ise zalimlere eğilmeyiniz yoksa ateş size temas eder.'' sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım alamazsınız buyurur. Hem cinsine yönelen kimse bir zalime yönelmiş demektir. Çünkü Allah insan hakkında zalimdir buyurdu. Çünkü o emaneti üstlenmiştir. İnsanlardan her biri ise emaneti üstlenmiştir. Öyleyse Allah'tan başkasına eğilme isteğinde Allah ile yetin ki Allah'ın izniyle mutlu olasın. Ünsiyet ve vuslat ehli ariflere göre kanaatin 652 derecesi vardır. Edep ve Bakve ehli ariflere göre dereceler 257'dir. Ünsiyet ve vuslat ehli melamilerdeki dereceleri ise 621'dir. Edep ve Bakve ehli melamilerdeki dereceleri ise 226 derecedir. Kanaat bir iddia içerir, iki nispeti vardır. Birisi ceberut, diğeri melekut alemine dönüktür. Mülk alemine dönük görünen bir nispeti yoktur. Ancak batini bir nispeti vardır ki bu da kanaati ortaya çıkartır. Kanaat hakkında bu kadar açıklama yeterlidir. Başarıya erdiyen, başarıya erdiren Allah'tır. 117. Bölüm Yetinmek yerine fazlalık hakkındaki açgözlülük ve hırs makamı. Sakın onun dışındaki bir şeyle yetinmeyesin. Ve tamahkar ol. Çünkü sen, tamahkarlık üzere yaratıldın. Yüceyi talep ederken hırslı ol ki ona ulaşasın. Ondan gafil olan kişi uyanık ile bir değildir. Kuşkusuz helal kendisine güvendiğin şeydir. Haram mal ise kuşkulu gibi değildir. Allah sana yardım etsin bilmelisin ki insan, insan olmak bakımından bu iki nitelikte yaratılmıştır. İnsanın üzerinde yaratıldığı bir niteliğin ondan kalkması ise mümkün değildir. Öyleyse o bir makamdır hal değildir. Çünkü sabittir. Bu gibi bir nitelik şeriat ve akla göre kınanmış bir şeye iliştiğinde söz konusu şey yönünden kınanır. O şey dine ve akla göre övüldüğünde hırsla ilişeni yönünden övülür. Allah şöyle buyurur. Onları dünyaya karşı en hırslı insanlar olarak bulursun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah senin hırsını artırsın der. Önceki ayet onları bulursun ayetindeki zamir olmasaydı hem övgü hem kınama şeklinde yorumlanabilir. Çünkü zamir kınanan topluluğa döner. Hal karinesi hırsın burada kınamayla ilgili olduğunu gösterir. Çünkü ayet söz konusu insanların ahiret hayatının diğer insanlara değil sadece kendilerine ait olduğu hakkındaki iddialarını yalanlamaktadır. Burada hırs onların yalanların yalanlarını gösteren bir şey olarak alınırsa hırs olarak hakkında övülen bir nitelik olur. Çünkü o yalan söylediklerine dair haktan gelen bir kanıttır. Hırs onlar için hak yönünden Allah'a ait bir kanıttır ve yetkin delil Allah'a aittir. Kınanmış hırs ise her bakımdan onlara delil olması bakımından değil, üzerinde bulundukları durum bakımından kınanmıştır. Ayette hırs geçici olanla ve doğru yalanlamakla ilgilidir ve bu nedenle kınanmıştır. Zikrettiğimiz hadisteki hırs ise övülmüştür. Bu farz bir ibadeti yerine getirme ile ilgilidir. Açgözlülük ve hırs, alim, varis ve mükemmel insanın iki niteliğidir. Söz konusu kişi ümmetin yöneticisidir. Dolayısıyla o, insanların iyiliklerinin hangi şeyde bulunduğuna bakar. Allah peygamberini överken, onlara karşı haristir diyerek peygamberini, ümmetinin mutlu olmasını sağlayan şeylere karşı haris olmak nitelemiştir. Söz gelişi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in Müslüman olması için haris ve istekliydi ki en sonunda ona bari kelime-i şehadeti kulaklarıma söyle ki lehinde tanıklık edeyim demişti. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıklığının makbul ve sözünün dinleneceğini biliyordu. Allah'ın kullarının içinde Allah vekili olan kamil insan zamanında zikredilen vekilleri tanır. Bu nedenle söz konusu kimselerin gelişini öğrenmesini sağlayan durumdan hareketle onlar adına hazırlık yapar. Söz gelişi bir şeyi biriktirir. Bilgisiz ise onun kendi adına çalıştığını zanneder. Halbuki gerçek öyle değil, belirttiğimiz gibidir. Çünkü peygamber ümmetiyle diğer ümmetlere karşı gururlanır ve bu nedenle müminlerin sayısının çok olmasını talep eder. Fakat arifteki bu tamahkarlığın iki şartı olmalıdır. Birincisi öğrenme İkincisi Arif'in durumunda zikredilen ilahi emirdir ki büyük şart budur. Öğrenme ise şart koşulduğu durumlarda zayıf şarttır. Çünkü o başkası adına mal sakladığını iddia ederken ardından sakladığı şeyden kendi adına yararlanan kimseye şart koşulur. Ona şöyle denilir. Allah sana sakladığın bu malın sahibini bildirdi mi? Yoksa biriktirdiğin malların bu insanlara senin elinle mi ulaşacağını öğrendin? Evet derse kabul edilir. Hayır derse o zaman senin hırsın doğru bir ilkeye dayanmıyor. Dolayısıyla ona bozukluk girmiş denilir. Bu kişi şöyle diyebilir. Bir grup kendisi hakkında tevekkül sahibi olan kimsenin başkası hakkındaki tevekkül de sahiptir. Bu doğrudur. Fakat bu durum söz konusu kişinin kazanma, biriktirme ve tevekkülü olmayan dünya çocuklarıyla didişmede hırslı olmasıyla çelişir. Tevekkül batini bir iştir ve Allah'a itimat etmek demektir. Mal biriktiren kişi ise biriktirdiğine itimat eder. Bu ise tevekkülle çelişir. Ona itimat etmezse, tevekkülle çelişmese bile zahiri soyutlanma ve sebepleri aşmayla çelişir. Bu ise mükemmel insanların hali değildir. Böyle bir hal sadece tasavvufa katılanlar anlamındaki saliklerin halidir. Böylece elde ettikleri bir şey bir söz ve zevk haline gelir. Zevk ise halin yerleşik hale gelmesi anlamındaki temkinde daha tamdır. Çünkü zevk, nefsin doğal olarak kendisine yöneldiği sebebin yokluğundaki sıkıntıyı ortadan kaldırır. Bu konu daha sonra Allah'ın izniyle tevekkül makamında ayrıntılı olarak ortaya konulacaktır. Hırs ve tama, ister edep, ister vakve, ister ünsiyet ve vakve ehli olsun, ariflerde bir takım derecelere sahiptir. Bunların sayısı 865'tir. Ünsiyet, edep ve vakfı ehli melamilerde ise 803 derecesi vardır. Arifler, sır ehli ise derecelerin sayısı 1535'tir. Nur ehli olanların dereceleri ise 865'tir. Melamiler sır ehli ise onlardaki dereceler 1473'tür. Nur ehli, melamilerin dereceleri ise 803'tür. Tamahkarlık ilahi bir niteliktir. Çünkü Allah dilediğimiz kimse için Dilediğimizi öne alırız der. Hırs da ilahi bir niteliktir. Hırs, münakaşa eden iki kişi hakkında Allah'ın meleklerine söylediği barışana kadar onların durumuna bakınız sözünün gereğidir. Meleklerin müminlere dua ve bağışlanmalarını isteme görevine tahsis edilmeleri de hakkın kullarına dönük hırsının sonucudur. Bununla beraber bu lafız Allah'a verilmemiştir. Çünkü böyle sözler iki kısma ayrılır. Birincisi isimleriyle ilahi mertebeye verilebilen lafızlardır. Diğeri ise eserleri Allah'tan ortaya çıktığı halde o türden bir ismin kendisine verilmediği sözlerdir. Bir kısmı kendisinden bir fiilin Allah'a nispet edildiği fakat fiilden türetilmiş bir ismin kendisine verilmediği sözlerdir. Bir kısmı ise kendisinden türetilmiş bir ismi içerme yoluyla bir grup hakkında kendisine ad olarak verilmiş, vermiştir. Fiili Allah'a nispet edilip de ismi verilmeyenlere örnek olarak Allah onlarla alay eder, Allah onları alaya alır gibi ayetleri verebiliriz. Fiili kendisine nispet edilip de içerme yoluyla bir grup hakkında ismini kendisine verdiği durumlara Allah tuzak kurdu, o tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayetini örnek verebiliriz. Kendisine isim vermeye örnek olarak da o onları aldatandır. Ayetini verebiliriz. Eserleri kendinden var olsa bile fiil ya da ismin kendisine verilmediği sözleri örnek olarak dilediğimizi öne alırız ayetini verebiliriz.